Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ekonomist dergisi Yunanistan'a uyarlar içeren bir makale yayınladı. 19 Eylül tarihinde yayınlanan makaleyi siz de resmi internet sitesinden okuyabilirsiniz. 4 maddeyle özetlersek savaş gemileriniz eski, silah alacak gücünüz yok, Türkiye'nin savunma sanayisi sizin çok ötenizde elinizdeki adalardan bile olabilirsiniz şeklinde Yunanistan'a başlıca bu 4 madde ile ilgili mesajlar içeren bir makale paylaşılmış. Yine Fransız medyasında Ale Teyda'da Türkiye geri döndü. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerine geri dönerek Avrupa ülkelerinin zayıflıklarıyla çelişen bir kararlılık ve güç sergiliyor şeklinde bir haber yapılmış. Dikkat ederseniz son zamanlarda sık sık Avrupa medyası olsun gerek Amerika medyası olsun hatta İsrail medyasından bile Osmanlı'ya yönelik haberlerin yapıldığını görüyoruz. Saat 10.30 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. Açıklamalarını sizlere aktaralım. 3 maddeyle özetleyeceğiz. Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç olamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler Beyhud bir çaba içerisindeler şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye Rusya Araştırmaları Enstitüsü Salih Yılmaz'ın açıklamalar var. Salih Yılmaz'ın açıklamalarını iki maddede özetleyelim. Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ bölgesi için Rusya'nın da iki yıldır yürüttüğü diplomasiden sonuç çıkmadı. Bundan sonra Azerbaycan'ın savaş dışında Dağlı Karabağ konusunu çözmesi mümkün gözükmüyor. Polat Haşimov'un şehit olduğu gün savaş durumunu tüm dünyaya ilan etmeleri gerekiyordu şeklinde Azerbaycan'a yönelik bir mesaj paylaşmış. Yine benzer şekilde diğer mesajı Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan anlaşmazlık Kıbrıs sorunu başta olmak üzere kıta sahanlığının çözümü için fırsat olabilir. Türkiye ile Yunanistan'ın masaya oturması halinde Kıbrıs'ta yeniden çözüm için bir masa kurulabilir, diplomasi fırsata çevrilmeli şeklinde açıklamalarda bulunmuş ama son açıklamalarına açıkçası katılmıyorum. Yunanistan mantıklı düşünemediği için masaya oturmak da onlarla bence saçmalık. Bizim yerel basınımızda çok sık dillendirilmeyen gelişmeleri sizlere aktaralım. Özellikle Suriye haberleri artık çok sık verilmemeye başlandı. Halbuki her gün orada Esad rejimi ve PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Kafur Lus'un sınır kapısından geçen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoy İdlib'e doğru gidiyor. İdlib son günlerde çok hareket etti. Esed ve PKK'lı teröristlere taviz verilmiyor. Bilindiği gibi son günlerde üst bölgemize saldırı düzenlenmiş. Kızılay mensubu şehit edilmiş ve üstümüzün önünde Esad yanları gösteri yapmıştı. Fakat biz İdlib'e yığınak yapmaya devam ediyoruz. Üstlerimizi de giderek güçlendiriyoruz. Zaten geçen aylarda Suriye Gözlem Evi'nin yaptığı açıklamada 4000'den fazla Türk askeri konvoyunun Suriye'ye girdiği de açıklanmıştı. Tabii ki de bu sayının o zamandan bu yana giderek arttığını söyleyebiliriz. Suriye rejiminin resmi devlet haber ajansı SANA, Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den petrol yüklü 30 tankerden oluşan bir konvoyu El Velid geçişinden Irak'a doğru götürdüğünü bildirdi. Yani Amerika Suriye'den çaldığı petrolleri Irak'a götürüyor ki bu Amerika için çok kolay. Zaten tüm petrol bölgelerine YPG teröristlerini yerleştirdi. Dolayısıyla Amerika için sorun olmuyor. Türkiye'nin ilk turbojet motorlu süpersonik yani sesten hızlı insansız hava aracı olma özelliğini taşıyacak Göksungur insansız hava aracı 2020 yıl içerisinde bilindiği gibi ilk uçuşunu yapacaktı. Daha önce TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil 2020'de ilk uçuşunu yapacağını açıklamıştı. Bir gelişme yaşandı. iddialar ortaya atıldı. 22 ile 27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleşecek Teknofest, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde bir müjde bekleniyor. Göksungur'un uçuş yapması bekleniyormuş. Bununla ilgili siz de sosyal medyadan çeşitli savunma sanayi kaynaklarına bakarsanız bu yönde iddiaların olduğunu görüyoruz. Tabi iddia olduğu için her zaman temkinli yaklaşıyoruz. Umarım gerçekleşir. 2020 yılı içerisinde uçuş yapacağı zaten açıklanmıştı. Ukrayna'dan haber aktaralım. V-22 Osprey'lerin iniş görüntüsü yayınlanmış. Ukrayna-Amerika işbirliğinin her geçen gün arttırıldığı belirtilen haberde askeri gazeteci Andrei Tiseplenko, Ukrayna'ya gelen Amerikan teçhizatının özel operasyonları gerçekleştirmek için ideal bir araç olduğunu söyledi. Bu tekniğin yardımıyla Ukrayna ordusu 1,5 saat içinde Moskova'ya ulaşabilir, özel harekat kuvvetlerinin inişi gerçekleştirilebilir ve hızla eve dönebilirler şeklinde değerlendirilmiş ama biraz uçulmuş arkadaşlar açıkçası. Bu helikopter vasıtasıyla Moskova'ya gidebileceklerini zannediyorsalar ne yazık ki yanılmışlar. Keşke dedikleri gerçek olsa da Rusya'ya karşı saldırsalar. Erdoğan'a yönelik küfürlü manşeti paylaşan Demokratiye'nin yazar kadrosunda terörist elebaşı Öcalan'ın Yunanistan'a kaçmasına yardım eden ajan ile Öcalan'ın Yunan avukatında bulunduğu ortaya çıktı. Birazdan bununla ilgili bir açıklama geldi onu sizlere aktaracağız Milli Savunma Bakanlığı'ndan demin geldi videonun en sonunda aktaracağız. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Trakya'da yaptığı tatbikata ait yeni görüntüler yayınladı. Dün de görüntüler yayınlamıştı. Bunları sizlere aktarmıştık. Yeni görüntülerin de yayınlandığını görüyoruz. Aklı sıra bize mesaj veriyor. Bir de ortak arma yapılmış dikkat ederseniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun önümüzdeki hafta Yunanistan'ı ziyaret etmesi bekleniyormuş. Yunan kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasında yeni bir askeri işbirliği anlaşması imzalanacak. Şaşırdık mı şaşırmadık. Bir değerlendirmeyi sizlere aktaralım. Kısa bir değerlendirme olacak. Türkiye'nin yakın çevresinde oluşturduğu etki alanlarının yanında İslam dünyasında Pakistan ve Malezya ile ilişkilerini güçlendirmesi de dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki son süreçte Malezya'nın iç siyasette yaşanan değişimi nedeniyle işbirliği sürecinde biraz durgunlaşma oldu. Bilindiği gibi Malezya'da sivil bir darbe gerçekleşti. İmaldır aktarılıyor. Çok detaylı bir konu kendiniz araştırabilirsiniz. Fakat bu gelişme üzücü. Mısır'a gidelim. Mısır'da rezonans ne kodlu ufuk ötesi menzilli radar görüntülenmiş. Cezayir'de de daha önce bir Rus radar görüntülenmişti. Bunun da yine Rusya'dan satın alındığı aktarılıyor. Çin'in Linzya bölgesini duymuşsunuzdur. Çin Müslüman toplumunun başkenti olarak kabul edilir. Neden bunları sizlere aktarıyorum? Çünkü Çin'de Müslümanlara yönelik hainlik bitmek bilmiyor. Uydu görüntülerini görüyorsunuz. Hepsi bu bölgeden çekilmiş. Çin bütün kubbeli camilerin kubbesini kaldırmış. Çatıları Çin mimarisine dönüştürmüş. Şaşırdık mı şaşırmadık arkadaşlar. Zaten Doğu Türkistan'a uyguladığı zulmü biliyoruz. Dolayısıyla Çin'in zaten Müslüman düşmanı olduğunu da biliyoruz. Bu bizi şaşırtmıyor. Yine Çin'in bir bölgesindeki eğitim merkezinde yenileme çalışmaları olduğu uydu görüntülerindeki değişimden tespit edilmiş. Bir başka haberimizde Udaloy sınıfı Rus Project 1155'in modernizasyonu ile ilgili detaylar paylaşılmış. Fırkateyn'in iddialı olacağı çok sayıda seyir füzesinin daha önce açıklanmayan hava savunma sisteminin ve gelişmiş anti denizaltı silahlarında içereceği aktarılmış. Libya'ya gidelim. Trablus Güvenlik Operasyonları Genel İdaresi'nin Kolluk Kuvvetleri Departmanı başkentte güvenliği sağlamak, vatandaşların güvenliğini teyit etmek ve kanun kaçakçılarını tutuklamak için güvenlik planını uygulamaya başladı şeklinde bir video servis edilmiş. Yine Libya'da doğu kesimlerinde yani darbeci Hafter'in olduğu bölgelerde protestolar son dönemde artmıştı. İlk kez protestolar Hafter'in terörist ministeri tarafından kontrol edilen güney şehirlerine ulaştı ve protestocular tüm siyasi organların düşürülmesi, ve şehirlerini kontrol eden silahlı milislerin derhal tasfiye edilmesi çağrısında bulundular. Hafter her gün bu çağrılar geliyor. Şöyle baktığımızda çok kişinin olmadığını görüyoruz ama genellikle Libya'da bu şekilde oluyor. Kabilelerden belli bir heyet seçiliyor. O heyet açıklama yapıyor. Diğerleri eylem yapmıyor. Aslında çok sayıda olup Hafter'in gözünü korkutmak lazım. Bu kadar az adamla yapılınca da sönük kalıyor. Yine Çin'den bir haber aktaralım. Çin, Nepal'in Humla bölgesindeki yapıları gezici inşa etmiş. Nepal nüfusunun bu bölgeye girmesini de engellemiş. Bununla ilgili çekilen uydu görüntülerini görüyorsunuz. Yine Çin ordusunun Rus süper aygırı olarak bilinen eski Rus kamyonuna geliştirme yaparak modernleştirdiği açıklanmış. Orduda zaten çok sayıda süper aygır kullanıldığından lojistik, yedek parça ve hizmetlerin düzene sokulmasının oldukça kolay olduğu aktarılmış. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Hindistan ve Çin'in ortak sınırındaki yeni gerilimler ikili ilişkileri 1962'den bu yana en kötü seviyeye getirdi. Yıllar sonra savaş olasılığının çok yüksek olduğu aktarılmış. Siz de internet sitesine gidip okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ben bu videoyu çekmeden 20 dakika önce yaptığı açıklamalara. Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahi sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabot etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlardır hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz şeklinde açıklamalar geldi. Evet dostlar tüm gelişmeleri sizlere aktardık. Yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.